Arkadaşlar merhaba. Bugün Biodrick'in 13. bölümüyle karşınızdayım. Şimdi gidelim. Devam edelim. İşimizi yapmaya devam edeceğiz. Şimdi şeyi anlamadım. Hani torununu buldu ya. Neydi ismi? Magda Rakovic. Hala bir şey olmadı ona. Neyse girelim bir. Ona da sonra uğrarız olmazsa. Bir dakika. Mesaj gelmiş. Önderimiz ve yüce ulusumuz adına. Dün Welfare'deki uyumsuzlar evi personeli hastanelerden birinin kaçırılmasına göz yumarak ihmalkar davrandı. Önderin ulusun gelin havuzunu istenmeyen unsurlardan korumak için emanet ettiği şahıs böylesine bir şeref için değersiz olduğunu kanıtlayarak vurulmayı hak etti. Kaçırılan birey ile kendisini kaçıran şahıslar da arananlar listesine eklendi. Uyumsuzlar evinin diğer sakinleri ise daha fazla kirlilik oluşmaması için mutlu uyku programını alınacak. Devletimiz sizlere verimli bir iş günü diler. Gördünüz mü? Torununu buldu ve bakanlıktan ayrıldı. Evet. Anlaşıldı. Süper. Magda Rakovic gitti. Torununu bulmuş. Kendi rızasıyla ayrılmış. Peki. Şimdi devam edelim. Bugün artık bir üst kata çıkmaya deneyeceğiz. Sirk etkinliği. Tabii ki sirk diyor. İstek, kültür ve spor. Cumartesi'deyiz, yazdır. Devam. Tamam, hadi git. Tünay'dan istihkak tedariğine son verilmesi için Zafer Işığı tesisinde çalışıp askere çağrılan işçilerin listesini getirdim. Yurttaşlık işleri mi bu? Yurttaşlık işleri abi, askere çağrılıyor. Abi nasıl çalışma bakan, onu çalışma bakanlığına gönder, doğru. Gerçi doğru yani, bir şey diyemem. Onu düşünemedim. Tiyatro grubunun yöneticisiyle alakalı bir şeyler yap. Vampir Rose adlı. Tiyatro yapmak için engelli oyuncuları işe alıyor. Daha gerçekçi oynamaları için onlara işkence ediyor. Bir adam rolündeyken rol gereği papağanın her iki gözünü birden çıkardı. Hem de gerçekten. İhbar. O kadın ayrıca Spartalılar ve sorunlu çocukları yapımı için orkestra bölmesini kullanıyor. Tamam abi. Buyurun. Okey. Engellileri çalıştırmak neymiş görsün bir. Zorla bir de yani. Dinledik. Şikayet, çalışma, cumartesi. Şikayet ediyor ama sonuç olarak. Neyse ama. Üç düşünü kaybetmiş. Tamam, bunu hatırladım. Aynı şeyler arkadaşlar, ben size demiştim. Güvenlik önlemi yok diye şikayet ediyor. Evet, devam et abi. Bazılarını okumadan geçebilirim. Aynı şeyler diyor çünkü. Bu tiyatro programı bu bütün ülke savaş için çabalarken soytarılar işe yaramaz programlar ile değerli kağıtlar boş harcıyorlar. Tiyatro idaresi böyle değerli şeyleri atık haline getirdiği için cezalandırılmalıdır diyor. Okey abi, öyle olsun hadi. Bakalım cezalandırılacak mı? Çok acayip. Koşucu Alex
Podransky'yi şikayet ediyor. Doktorlar tarafından tavsiye edilen ilacı almamış. Onu şikayet ediyor. Uyarıcı hap. Adamları güçlendirecek cinsten. Herkes onu alıyor ama o reddederek takımımızın dünya şampiyonasındaki performansını tehlikeye atıyor. Adam güzel bir şey yapıyor. Güzel bir şey değil o hap yani. Uyarıcı hap diyor yani. Kullanmak zorunda mı? Dün aldığım deneysel bir düdüklü tencere açılır açılmaz mutfakta patladı. Artık dün duvar domates çorbası desenine sahip oldu. Ölümcül tencerenin icadında bulunan herkesin cezalandırılmasını istiyorum. Şikayet. Bunu yapan adam yani teknolojiye girer mi sizce? Hadi girsin abi, ne bileyim giriyordur. Evet. Sonuçta bir icat yani. Düdüklü tencere de bir icattır. Evet. Ivan Fenmeyer'e şikayet ediyor. Ne diyormuş? Kimyasal maddemizin, tüpümüzün, ekipmanın hiçbir şeyimiz yok diyor. Bu yüzden mi bütün bütçeyi sekreter kızla tatile çıkmak için kullandı? Yolsuzluktan cezalandırılmalı diyor. Çalışma Bakanlığı'na göndereceğiz büyük ihtimal. Evet. Buyurun. Ay şerefsiz. Kreşin müdürüymüş. Çocuklar karbotları yerine telik gönderilmiş. Bunu hatırlıyorum. Ne oldu? Elena Teduş yücelik günü için perdelerini değiştirmedi. Aman Allah'ım ya. Abi ya nasıl olur böyle bir şey ya? Nasıl perdeleri değiştirmez abi? İhbar edin Asun'un. Salzberg bir kelebek türü keşfetmiş. Kelebeği yeniden isimlendirmelidir diyor. Herkes kafasına göre kelebek adı verirse bunun sonu ne olur? Bence Salzberg prosedürü ihlal ettiği için yargılanmalı. Tamam. Atletlerimizin koştuğu son 10 yıldaki neymiş? İstatistiklerini veriyor. Buyurun. İlettim. Buluşumu kağıda döktüm. Size getirdim. Bilgi. Bilim. Cumartesi. Buyurun. Annelik mi? Annelik iznine ihtiyacım var diyor. Ama sen erkeksin. Babalık izni o zaman. Baba olmak üzereyim. İstek. Sosyal güvenlik. Cumartesi. Evet. Değişik. Selam. Tüm kedilerimin veteriner pasaportlarını getirdim. Yalnızlık için yılda bir kedi ve depresyona güle güle. Bu şeyi nereye götüreyim? İstek. Tedavi ettirebilir miyim diyor. Sosyal güvenlik herhalde ya. Evet, buyurun. 14.400 oldu bu arada. Selamlar. Hastane yönetimimiz yeni doğanların yanında durmalara gerektiğini savunarak hemşirelerin dayanışma ve sadakat toplantılarına katılmalarına izin vermiyor. Doğru söylüyor. İzin vermemesi lazım zaten. Vatana ihanetten farksız. Toplantılara katılmak her yurttaşın görevidir. Şikayet. Yurttaşlık işleri. Çok. Evet. Bugünkü süremiz sona erdi. Şu an 14.400'deyiz. Çok az bir şey kaldı ya. Hemen veriversen ne olur kardeşim ya. Neyse gidelim bakalım. Bakacağım ya. Merak et. Ondan dolayı ya. Ana. Kar 15-16 geçmiş. Selam dostum.
Nerede kardeşim, söylesene. Söyle lan. Önderimiz çok yaşa. Neyse gidelim arkadaşlar ya. Uyuz herif. Söylesen ne olacak sanki. Neyse. Şu polisle falan konuşamıyor muyum acaba? Neyse girelim. Yeni fatura alındı. Ne faturası yine ya? Neyse biz şu ikisini ödeyelim. Çocuklara yardımla sonra yaparız. Telefonda konuşacak bir şey yoktur. Boş ver. Kitap var mıydı acaba? Unuttum ben onu ya. Ha, okumuşum tamam. En son ne okudum? Yemek indirimi. Ormanlık alanında hayatta kalma. İyi. Uyuyalım. Dokuz Haziran. Acaba dosyayı bulabilir miyiz artık? Onu da merak etmiyor değilim. Belki o zaman ödül verir. Ya bunda pek bir şey yok ya. Bir dakika lan. Meslektaşları hakkında konuşmaya çalışayım bir. Yok. Hakikaten yok. Tanımıyor herhalde. Şunlara bakalım. Zaten zamanımız var. Bunda bir şey yok. Şuraya gidelim. Kendi dosya arabama bakayım. Bir de şuraya bakalım. Aha. Merhaba dostum. Verdi. Bir yere gitmiyor bu. Ah be gitseydim nasıl şey yapacaktım. Robot seni. Pis robot. Bana
15 bin. Tamam. Şimdi bir dahaki gün bir daha 50 kazanacağız. Şimdi bugün ne kadar kazanmamız lazım? 500. Zor. Harbi söyleyeyim, zor. Neyse, tamam. Günaydın efendim. Teğmen Richards bildiriyor. Yüzbaşı veliler, Güney Boreliler rüşvet almak olarak verilmek için ayrılan fonlara kumara ve iffetsiz kadınlara harcamış. İhbar. Yani düzen. Pazar. Buyurun. Tekerlekli sandalye tecrübe. Kanıta sahip misiniz? Yürümekte zorlanan birisine benzemiyorsun. Engelim yok. Sadece engelliler yarışına katılmak istiyorum. Söz konusu resort biletleri. Yani deniz kenarında bir restoranta gitmem için engelli olmam gerektiğini mi söylüyorsun? Engelli olduğunu kanıtlamadan bir tekerlekli sandalye alamayacağını söylüyor. Sertifikayı nereden alabilirim diyor. Yani buradan herhalde. Sosyal güvenlikten. Yaşamlarından yaşamlarıyla ilgileniyor ya, o yüzden. Şimdi merhaba, duyduğuma göre bekar kadınların yanlışlarını dindirecek bir cihaz için kayıt olabilmişim. İstek. Sosyal güvenlik mi acaba? Ya, sosyal güvenliktir abi, ne olacak ya? Buyurun. Bir daha gelme. Merhaba, demir fabrikasından çalışanlar için terzi dükkanı diktiğiniz kıyafetten katılmalıyım. Bilgi. Çalışma. Pazar. 14.550 oldu. Hadi az kaldı. Çok az. Geçenlerde yüce ülkemizin güney kısımlarında yeni bir salyangoz alt türü tespit edildi. Ancak ne yazık ki yerliler onu bir alt tür mü yoksa böcek mi olduğunu umursamadıkları için haşere gibi yok etmeye devam ediyorlar. Ülkemizde sadece cüce ejderhan salyangozlarını korumak için güvenli bir alan oluşturmamız gerekiyor. 2 metrekarelik bir yer yeter sanırım. Bu büyük salyangoz koruma projesi için nereden hibe alabilirim? Yani bilim ve teknoloji diyorum ben. Evet. Devam. Son bölgedeki kömür bankında gerçekleşen barbarca hareketleri ile ilgili istatistikler burada. Bunu kime vermeliyim? Bilgi. Kömür parkı. Sosyal güvenlik diyorum. Düzelmiş, pardon. Arada bir yanlış çıkar ya. Ne olacak? Tamam. Kültür ve Spor Bakanlığı'na imzalatması gereken orientilik yarışmalarıyla ilgili bir belge varmış. Belgeler varmış. İstek. Şurada pazar.
Buyurun. Tabii ki imza attırabilirsiniz. Yeter ki iste. Fizikçimiz Rene Heldenburg her şeye aynı ilacı yazıyor. Baş ağrı olduğunda, öksürdüğünde, burnum aktığında, alerji olduğunda da böyle bir şey olabilir mi ya? Metotları modern olan karanlık çağda sıkışıp kalmamış biriyle yer değiştirin diyor. İhbar. Bilim ve teknoloji diyorum. Çalışmaydı. Ay, sosyal güvenlikti, pardon. Doğru. Çünkü yanlış ilaçlar veriyor, yaşamı etkiliyor. O da doğru. Tamam, bilgi. Düzen. Pazar. Evet. Bunu direkt geçtim, aynı soru. Bir önceki bölümde de vardı bu. Kültür evindeki enstrümanların yıllık yenileme planına getirdim. Bilgi. Kültür ve spor, pazar. Komşum Damir futbol maçında ulusal maaşımızı söylemedi. O çok büyük bir şey bu. Öyle ama. Onlar için öyle. O, bunu hatırlıyorum. İhbar. Sapık gari o. Düzen herhalde, değil mi? Düzendi bu. Ha, sosyal güvenlikte, hastanede çalışıyor, tamam. Bu sefer yanlış yaptım. O kadar doğru yaptıydım. Herhalde 3 kere çıktı o soru. Artık cevap yazmıyor arkadaşım. Nereye transfer edildiğini sorabilir miyim? Diyor. Düzen. Bu düzen işte. Evet, devam. Merhaba, daha önce radyo almama izin verildi ama ben bunun hainlerin yaptığını düşünüyorum. Seni böyle düşünmeye iten şey ne? Üç kez sallayınca frekans değişiyor diyor. Şikayet. Bu neydi ki? Bilim ve teknolojiydi, değil mi bu? Evet. Evet. Sanırım son bu. Şikayet. Ben de hiç karne almadım ama beni bahçeye sokmuyorlar. Ya onların bahçelerini elinden alın ya da herkesin kabul etmelerini sağlayın. Herkesi kabul etmelerini sağlayın. Ya savaşırız ya da bahçeye kabul ederler. Sosyal güvenlik. Pazar. Evet. Bugünün de sonuna geldik. Şimdi şuraya gidelim.
saksıları inceleyeceğim arkadaşlar. Yok burada bir şey. Orada yoksa burada, bunlar da hiç yoktur. Şuradan gidelim. Şuraya da bakacağım. Geç, ölmedi o sonuç olarak. Bakayım dedim, belki eşyaları vardır diye. Yeni fatura alındı. Enteresan. Şimdi ödemeyeceğim. Bir dahaki gün öderim. Evet, yatalım. Çok az kaldı, çok. Şimdi 14.700 yapacağız. Büyük ihtimal dosya vardır. Biliyoruz zaten ya, dosya oluyor yani. Yani 300 daha mı kazanmamız gerekiyor? Yani 15 soru bildik mi? Tak. Bugün de biliriz herhalde o 15 soru. Bir gün de bilebiliriz diye düşünüyorum. Burada yok. Şuradan mı? Burada da yok. Şuraya bakalım. Burada da yok lan. Allah Allah. Bu sefer yok. Hepsine baktım. Neyse çalışalım biz. Boş verin ya. Neyse, bunu daha fazla izletmeyeyim arkadaşlar size. Bu bitince büyük ihtimal 14.950 falan olur. Bakalım. 14.950 olunca geri atacağım. Evet, 14.852 şu an. Birazdan da 14.950 olacak. Şimdi ne diyor? Bulunduğu takvime ihtiyacım var. İstek. Yurttaş çıkışları pazartesi. Evet, 14.952 oldu. O şeyi de bulsaydık şimdi rahattık. Uçurtma uçağı çocuk mu? Belki çocuklardır, ancak onlar Güney Bore'den gelip kendine çocuk oyunu oynuyor, süsü vererek fotoğraf çeken ajanlar da olabilir. Oo. Şikayet. Yani düzen. Düzen mi, sosyal güven? Neyse, düzen ya. Sosyal güvenlik olur mu ya? Hapse alınmasını istiyor zaten.
Birisi tanıdık geldi diyor. İhbar. Düzen. Pazartesi. İstek. Kontrol etmek istiyorum diyor ya. Tamam, sıkıntı yok. Evet, bugün de bitirdik. Sizin için hızlı geçmiş olabilir ama benim için öyle de olmadı. Peki. Gidelim. Şuraya kontrol edeceğim örnek için. Var mı bir şey? Hadi be. Uçalım. ...1413 param var. Borçlarımı öderim büyük ihtimal. Yeni fatura mı alındı? Abi, bıkmadınız mı ya? Neyse, kirayı sonra ödeyelim. Hadi izleyelim ya. Bir işe yaramıyor da şu an. Yine de izliyorum. Evet. 14.950 çok az kaldı. Acayip azaldı. Direkt bir el çalışalım. Sonra bir üst kata çıkarız. Sıkıntı yok. Bir el çalıştık mı şey olacak zaten. Büyük ihtimal. Hadi başla. Evet. Kim geliyor? Ameliyat sırasında yerli olmayan bir neşter kullandığını bildirmek istiyorum. Nikola Greenberg. İhbar. Sosyal güvenlik. Salı günündeyiz. Ha, düzenmiş ya. Nasıl olur ya? Ama hastanede değil mi? Bilgi. İşi yok, çalışma. Salı. Bundan sonraki soruları bilmek zorundayız. Bir süre önce Rıhtım'da bir terörist saldırısı yaşandığını ve şüphelilerden biriyle aynı soyadı taşıdığımı öğrendim. Kardeşim orada çalışıyor. Kötü yola düştüğünden korkuyorum. Kısa zaman önce güzel bir işe girdim. Bir teröristle ilişkilendirmek istemiyorum. Bu saldırının sorumlusu olup olmadığını öğrenebilir misin? İstek. Terörist saldırımız. Düzen. Salı. Öğreniriz. Olay iyicene kaptım.
Ama bitiyor bu da. Ama aynı şekilde mi çalışacağız onu da bilmiyorum bu arada. Yağmur çöle ise önder ana vatana olur. Mitingler için yurttaş çıkışları Salı. Buyurun. Bu önceden de vardı. Evet. Bir soru kaldı. Hadi bilelim de bitsin ya. Evli olmayan kütüphanecilerimizin listesi. Bilgi, sosyal güvenlik, Salı, buyurun, bitti. Hadi gidiyorum ben de. İşte burada telefon. Sonunda ya. Terfi ettikten sonra bu kattaki çalışma alanına erişemezsin. Bekle bir şey yapacağım. Şu şeyleri alalım arkadaşlar. Yani ne diyecektim? Bir dakika. Kamerayı düzelteyim bir. Bir daha erişemezsin diyor da o yüzden şunları alayım ne olacak da. Bir şey olacağını zannetmiyorum bu arada. Terfi için başvur. Tamam. Tebrikler. Terfin başarılı dedi. Tamam. Yarın mı gönderilecek diyor. James Cunningham'la görüşeceğiz bu arada. Bu sefer onu iyi dinleyelim. Yani saçma sapan şeyler yapmayalım. Bunu bırakmak zorundayım herhalde ben ya. Bir dakika bir şeye bakayım hemen. Ha, çıkamıyorum. Direkt asansörle çıkacağız da. Ben onu oraya bırakayım ya. Evet gidelim ya. Yeter gari. 12. kata çıkıyoruz arkadaşlar. Bundan sonra. Ben acaba direkt mi yapacağız dedim de. Ondan dolayı aldıydım yanıma. Şey araştırayım bari. Bir şey var mı? Direkt hepsini aldı bu arada. Hani o 52'yi falan bırakmadı. Hepsini aldı geçti. Sıfırlanacak dedi ya. 12. kat demek. Ondan sonra ne var? 24 mü? Öyle mi gidiyor? Evet, telefonu açıyoruz. Bu harika bir haber İvan. Baban seninle gurur duyardı. Ama rehavete kapılma. Şimdi her şey daha da zorlaşacak. Görev aynı.
Yeni patronun da açığını bulman gerek. Onu tanı, güvenini kazan ve hakkında her şeyi bul. Ya da meslektaşların yolundan temizle. Kariyer basamaklarını bir kat daha yükselt. Oyun büyüdükçe av da büyüyecek. Aslında patronun şeyini bulmamız lazım. Gözünü dört aç. Okey abi. Sıkıntı yok. Şunları ödeyelim. Paramızı da sıfırlamış olduk. Yeni çalışanlarla tanışacağız bu arada. Diğer üçü kovuldu. Patronları indirelim söyle ya. Öncekinde indirmedik, pişman oldum zaten. Oraya girmem yasak mı artık benim? Yasak değilse o paraları kullanırım mı? Bakalım bir. Güvenlik yerinden geçtik zaten. Dur bakalım. Onlar lazım olacak çünkü bana. Direkt ihbar ederiz, geçer gideriz ya. Hiç uğraşamayacağım. Tanışmaya gerek yok yani. Kaydedelim. Evet, 12. kat. Dikkat dikkat. Bugün süper oyunun 189. turunun final günü. Onu takım önde. Sonuçlar yarın açıklanacaktır. Bu birimin kuralına bağlılığından ve bunun sonuçlarının alınmasına ben sorumluyum. Göster bakalım. Rose Everdon. Tamam. Şuna bakayım bir ya. Neymiş bu? Temizlikçiyi bulacağız.
Öyle deme. Önemli bir şey yok zaten. Büyük bir ihtimal polis seviyesine yakalandım. Ya da kavgaya giriştim. Çenem beni öldürüyor zaten. Ve sanırım birkaç dişim de eksik. Mühür ve damga basmak. Karşıdan çıktıkça anlarsın zaten. Tamam abi. Kontrol et, gönder. Neyse, yaptıkça anlayacağız. Bir dakika, nasıl ya? Çalışma Bakanlığı'na bir istekte bulunmak istiyorum. Ben bunda ne yapacağım onu anlamadım yani, harbi söyleyeyim.
Bak ne yapıyormuşuz abi? Başvuru işte, başvuruyu yapan kişi işte, formu işte. Başvuru işte, başvuruyu yapan kişi işte, formu işte. Anladım abi. Sonra da kontrol et'e basıyormuşuz arkadaşlar. Şimdi ilk önce başvuruda bulunan kişiyi işliyoruz. Ziyaretçi. Ben buna ne diyeceğim? İdam değil bu. Ödüllendirelim abi, ne yapalım? Yürürlüğe koyalım o zaman. Hmm, 30 verdi. Merhaba, kimlik fotoğrafım, üniversite diplomamı ve önceki işverenden referans mektubumu aldım. Bina sorumlusu olmak için nereye başvurmalıyım? Gelen istek için idam mangası gönder. Tamam abi. Yapacak bir şey yok. Sonra herhangi bir bakanlığa ait bilgileri arşivle. Başvuruları arşivle. Tamam abi. Şu mu? Ha, yürürlüğe sok diyecektik. Yeni anlıyorum. Ha, yeni oynadığım için arkadaşlar. Normal. Bilim ve teknoloji.
Öyle mi? Sana mutfağı... Tamam. Bunları hatırlıyoruz. İhbarlar için kim gönder? Şu herhalde. Kontrol. Öbürüyle aynı aslında ya. Bu bilim ve teknoloji İzan mangası gönder diyoruz. Okey. Bu da güzel. Sonraki neymiş? Bilim ve teknolojiyi arayalım. Ya bu da şu herhalde. İstek oluyor sonuç olarak diyeceğim de. Evet. Sonunda ya. Tamam, en azından bir şey yaptık. Öğreniyoruz yani arkadaşlar. Bu bölümümüzün de sonuna gelelim. Burada da kaydedelim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.